12 yıldır sivil toplum örgütleri, üniversiteler, vakıflar, sendikalar, meslek odaları, muhtarlar başta olmak üzere eşit bir kentin mümkün olduğu inancını taşıyan tüm hemşerilerimizle birlikte faaliyet gösteriyor. Kent Konseyimiz, Cumhuriyetimizin mihenk taşı olan katılımcı demokrasinin bayrağını taşıyor. 8500 yıllık tarih serüveninde İzmir birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış ve her zaman bir arada yaşamanın yollarını çok seslilikten aldığı güçle başarmıştır. Son dönemde Ege bölgesinde ve kentimizde karşımıza çıkan hortum ve fırtına olayları, şiddetli rüzgarlar, ne yazık ki büyük can ve mal kayıplarına, ekonomik anlamda da önemli zararlara neden olmaktadır. Uzun süreçlerde ele alınan ortalamalar, fırtına, kuvvetli rüzgar afetini, Türkiye'de 2000 yılından itibaren önemli ölçüde artışa geçtiğini göstermekte, kentimizde de son yıllarda fırtına, şiddetli rüzgar ve hortumlar ile kent yaşamında sıklıkla karşılaşıyoruz. İklim değişikliğinin zararlı etkilerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ülke şartlarının gözden geçirilmesi, İklim değişikliği ve ilmin ışığında iç ve dış politikaların dikkate alınarak yeniden belirlenmesi noktasında merkezi idare ve yerel yönetimlere önemli görevler düşmekte, halkın doğal afetlere karşı korunma ve yine afetler sonrası da doğabilecek acil ihtiyaçlarının karşılanmasında yeni stratejiler geliştirmek ve toplumsal bilinç kazanılmasında farkındalık yaratmak oldukça önem arz etmektedir. Pek çok sivil bileşeni ile İzmir Kent Konseyi olarak siz değerli bilim insanlarımızın rehberliğinde iklim değişikliği, afetler ve bu kapsamda şiddetli rüzgar ve fırtınalar farkındalıkları için üzerimize düşeni yapmaya her daim hazır olduğumuzu ifade ediyor. Ülke ve kent yönetimlerinde katılımcı demokrasi ile ortak akılla hareket etmenin, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum ile birlikte iklim değişikliği ve sonuçları yönünden birlikte yol almanın yaşanabilir kentler ve sağlıklı toplum için ne denli önemli olduğuna bu vesileyle bir kez daha vurgu yapmak istiyoruz. Saygılarımızla. Böyle başladığımız günden bu yana yangın, sel, deprem, tsunami, hortum, birçok yıkıcı doğa olayı yaşadık. Bu felaketlerin ardından yaralarımızı büyük fedakarlıklarla hep birlikte sarmaya gayret ettik. Ortaya koyduğumuz bu dayanışmayı bir adım daha ileri taşımanın yegane yolu, afetlerle mücadeleyi afet olmadığı zamanlarda da sürdürmek. Bu nedenle Kent Konseyimiz tarafından düzenlenen bu buluşma İzmir için çok değerli. 2021 Eylül'de İzmir'de gerçekleştirdiğimiz Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde döngüsel kültür adıyla bir kavram ortaya koymuştuk. Birbirimizle, doğamızla, geçmişle ve değişimle uyum başlıkları altındaki 400 üzerinde yükselen döngüsel kültür, aynı zamanda dirençli bir şehir inşa etmenin en önemli yollarından biri olacak diye düşünmüştük. Bu doğrultuda İzmir'in doğasıyla uyumlu bir şehir olması için büyük gayret gösteriyoruz. Depremlere dirençliğimizi artırmak üzere Türkiye'nin en kapsamlı zemin etüdü çalışmalarını üniversitelerimizle birlikte yürütüyoruz. İklim kriziyle bütüncül bir mücadele için çok kapsamlı doğayla uyumlu yaşam stratejileri geliştiriyoruz. Sel afetlerinden korunmak amacıyla Sünger Şehir programını başlattık ve bu projelerimizi 2 hafta içinde kamuoyuyla da paylaşacağız. Kuraklıkla mücadele kapsamında toplam su kaynaklarımızın en az yarısını tasarruf etmemizi sağlayan başka bir tarım stratejisinin temellerini attık ve 2 yıldır uygulamaya soktuk. Aynı şekilde İzmir, şiddetli fırtınaların yaşanabildiği bir rüzgar şehri. İklim krizinin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü bu çağda İzmir'in rüzgar haritalarını geliştirmek ve bu konuda çok daha geniş bir farkındalık yaratmak zorundayız. İşte bu yüzden bugünkü buluşmamız rüzgar kaynaklı afetlerle mücadelemizi büyüten çok önemli bir kilometre taşı olacak. Çünkü İzmir'de bir ilk. Bu konuyu derinlemesine ele almamıza olanak veren tüm bilim insanlarına, akademisyenlere, hocalarımıza
huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, doğa olaylarının felaketlere dönüşmediği bir kent inşa etmek İzmir için en büyük önceliğimiz. İnsanların yaşadığı acı tecrübeler gösteriyor ki bizler doğadan üstün veya onun hakimi değiliz. Onun sadece bir parçasıyız. Aldığımız nefesle, içtiğimiz suyla, yediğimiz yemekle aslında hepimiz doğayız. Ne yazık ki içinde yaşam olduğunu bildiğimiz tek gezegen dünyamız büyük bir tehlike altında. Anılarımız, medeniyetimiz, çocuklarımız, geleceğimiz, kendi hırsımızın yarattığı tahribat nedeniyle topyekün tarihten silinme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gezegenimizi tehdit eden ve etkileri gittikçe büyüyen küresel iklim krizine karşı somut ve yerelde çözümler üretmek mecburiyetindeyiz. Covid-19 pandemisinin tüm insanlığın kendisini dışarıdan görmesini sağladığı böyle bir dönemde şunu bir kez daha idrak ettik. Üzerinde yaşadığımız bu gezegenin sağlığını korumadan kendi sağlığımızı korumamız mümkün değil. Dünya iyiyse biz de iyiyiz, hastaysa biz de hastayız. İzmir Belediye Başkanı olarak en büyük gayretim, afetlerden çıkardığımız bu önemli derslerin belediyemizin ve şehrimizin kurumsal işleyişine nüfuz etmesini sağlamak. Unutan değil hatırlayan, vazgeçen değil ders çıkartan ve öğrenen bir şehir olmak. Bugünkü buluşmamızı bu hedefe doğru atılmış çok önemli bir adım olarak görüyorum. İzmir Kent Konseyi'ne ve bu çalışmaya katkı koyan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bundan 3,5 yıl önce İzmir'in ekonomik ve ekolojik refahını büyütmek ve bunun adil paylaşımını sağlamak için yola çıkmıştık. Büyük bir mutlulukla görüyorum ki bu yolda yalnız değiliz ve sayımız her geçen gün çoğalıyor. Başka bir dünyayı mümkün kılmak için mücadele eden herkesi en içten duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.